İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Recep Tayyip Mutlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46. 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. O dediyse doğrudur. Adı Abdullah olup Ebubekir künyesidir. Hazreti Peygamber'in yar ve sevgilisidir. Abdülkâbe idi ki önceleri adı hem bu ismi Abdullah'a çevirdi fahri alem. Baba ve dedeleri hep temiz kişilerdir. Yedinci dedesinde Resul ile birleşir. Künyesi Ebubekir idi ki onun esas, daha çok bu isimle meşhur oldu beynen nas. Lakab-ı şerifinden bir tanesi Atik'tir. Manası, cehennemden azad olmuş demektir. Zira Resul-i Ekrem bakıp onun yüzüne buyurdu ki, bu girmez cehennem ateşine. Biri dahi sıddıktır. Bunun dahi manası hep doğru sözlü olup kavidir inanması. Miraç'tan döndüğünde nitekim Resulullah anlattı miracını kâfirlere o sabah. Velakin inanmayıp ettiler hep itiraz. Dediler ki, bir anda göklere gitmek olmaz. Sonra inatlarından toplandılar bir yere. Dediler, söyleyelim bu işi Ebubekir'e. Bakalım bu habere ne söyler Ebubekir? Zira o tecrübeli ve akıllı kimsedir. O da inanmaz deyip, bir ümitle geldiler. Kapıya çıktığında ona şöyle dediler. Ya Ebubekir, sen söyle, Mekke'den Kudüs'e dek ne kadar zaman alır bir defa gidip gelmek? Dedi ki, birkaç defa o yolda ettim sefer. Çok iyi biliyorum, bir aydan fazla sürer. Kâfirler sevinerek dediler ki, doğrudur. Tecrübeli adamın cevabı böyle olur. Gülerek, sevinerek, hem de alay ederek, onu kendilerinin fikrinde zannederek, dediler, senin dostun diyor ki, ben bu gece göklere gittim geldim. O sapıtmış iyice. Hazreti Ebubekir peygamberin adını işitince onlara verdi şu cevabını. Eğer o söylediyse doğru, gidip gelmiştir. Zira o ömründe hiç yalan söylememiştir. Kâfirler bu cevabı alıp dona kaldılar. Önlerine bakarak şöyle mırıldandılar. Vay canına, ne yaman büyücüymüş Muhammed. Ne biçim sihir yapmış Ebubekir'e, çok hayret. Hazreti Ebubekir giyinip çıktı hemen. Geldi Resulullah'a hiç vakit geçirmeden. Kalabalık içinde yüksek bir seda ile açıkça imanını arz eyledi Resul'e. Miracınız mübarek olsun ya Resulallah. Malım, canım, her şeyim fedadır sana vallah. Sonsuz hamd ve şükürler olsun ki Rabbimize, her şeyden habersizken tanıttı seni bize. Ya Resulallah, senin doğrudur her kelamın. İnandım miracına, fedadır sana canım. Miraca inanınca böyle canı gönülden,
Sıddık lakabıyla şereflendi o günden. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurun hocam. Hem İslam alimlerinden ve evliya-i kiramdan olan Mevlana Celaleddin Rumi Kuddise Sırru buyuruyorlar ki, alimlere, evliyaya mal, can ve tenle hizmet et. Din büyüklerin hallerini inkar etme. Zira inkar edenler rahat ve kurtuluş yüzünü göremezler buyuruyor Mevlana Celaleddin Rumi. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. Dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler. Buyurunuz. Hocam ben zamanında ablamdan emanet bilezik verdi, borç verdi yani. Hatta çocuğun kolu kırılmıştı, onun için aldım. Efendime söyledim, seneler sonra istemiyorum 3-4 sefer, 5 sefer. İşte tabii aylar, seneler içinde söylendi bu olaylar. Gel zaman git zaman. Ondan sonra istemeye başladı. Ben de enişteme dedim ki, ya enişte dedim, bu istenmiyordu. Ne oldu deyse hatırlamıyorum, bilmiyorum, etmiyorum gibilerinden söyleniyor. Bunu ablama da aynısını söyledim. O da ben öyle bir şey demedim gibilerinden. Ondan sonra. Bunun şeyi ne de yana vebali? Peki 62 efendim. Gramını verdin, 42 gramı kaldı. Peki yani. Efendim. Teşekkür ederim hocam. Biz teşekkür ederiz. Allah size de razı olsun. Amin. Sizi radyonuzu devamlı dinletiyorum. Sağ olun. Bildiklerimi hani sizi tehir etkenim, ben de millete anlatmaya çalışıyorum dilim döndüğü kadarıyla. Peki efendim, teşekkür ederiz. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. İyi günler. İyi günler. Hocam, ben önce çocuklarım için dua istiyorum. Allah Teala size de evlatlarınızı da din ve dünya saadeti versin. Hayırlı kimselerle karşılaştırsın. Hidayet ihsan etsin. Ahir zaman fitnelerinden de muhafaza eylesin inşallah. Bir hatim var. Bir hatim. Tane 70 bin kelimeyi tercih. Bir de komşumun iki hatimi, bir tane 70 bin kelimeyi tercihi var. Peki bunları efendim. Da... Ya, kaydettik efendim. Sağ olun, teşekkür ederim. Peki efendim. Hocam bir de ben miras konusunda, ben annem vefat etti. Annem, babam önce vefat etti, annem sonra vefat etti. Ama vefatından 3 gün sonra abim hissesini aldı. Biz almadık bazı bir nedenlerden dolayı. Ben almadım hissemi, dedim harcarım, bu da şey olur gibisiyle. Bunu ben o zamanlar hakkınızı, bak siz dedim iki alacaksınız, biz 4 kardeşiz. 3 erkek, ben bir tane kızım. Siz dedim iki alacaksınız, ben bir alacağım. Hakkınızı dedim, bana hakkınızı helal edin. Benim o helallaşmam, benim söylemem mi lazımdı? O zaman helal etmem doğru oldu mu? Helallaşmam. Peki. Bir de hocam, komşunun bahçesinden bize sarkan meyveleri topluyoruz. Biz sizden duydum diye. Sadece toplamak mı gerekir? Yani sadece böyle yemek mi gerekir bilmiyorum yani. Bayağı topladık. Bilmiyorum, bu da içimize sinmedi bu sefer de. Peki efendim. Bir de hocam, ben İzmit Başiskele'den İstanbul'un Yeni Bosna'ya gitmek için. İzmit'ten binip Yeni Bosna'ya, Gebze'ye, trene, oraya kadar minibüsle gidip oradan da trene binip şeye gitmek için. Şimdi oraya tekrar böyle şey oluyor muyum ben? Seferi diyemedim şimdi, ben heyecanlandım biraz da, kusura bakmayın hocam. Peki efendim. Seferi oluyor muyum, onu öğrenmek istedim. Peki. Bir de namaz duraklarında, siz duraklarda namazda da durmanız gerektiğini, ben böyle mesela duruyorum da nefes almadan geçiyorum. İlla nefes almamız mı gerekir? Nefes almadan durup da geçebilir miyiz? Bir de bunu öğreneceğim hocam. Peki, teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler olur efendim. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz. Buyurun. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Hayırlı günler abi. Dinliyoruz. Buyurun efendim. Hocam, soracaktım. Buyurun, sorun efendim. Sizi dinliyoruz. Ben öncelikle Mevlid Kandili'nde camiye gitmek uygun mu değil mi hocam? Onu soracaktım. Mevlid Kandili'nde camiye gitmek uygun mu? Peki efendim.
altın çıralı, Osmanlı çıralı kolye takmak uygun mu hocam? Onu hiç anlayamadık efendim. Osmanlı çıralı kolye var ya, onu takmak uygun mu? Osmanlı çıralı kolye. Evet. Evet. Başka var mı? Alo. Evet, devam edin. Bir de şey hocam, bir de bir soru soruyoruz da bizim sesimiz duyunca biz günaha giriyoruz. Bizim Osman hocam dinlenerek sesimiz duyuyoruz. Peki. Peki efendim. Teşekkürler. Hayırlı günler efendim. Hayırlı günler. Buyurun. Efendim. İlk dinleyicimiz eriştimden de borç almıştım. Buraya girmeden tekrar hatırlatalım efendim. Bugün pazartesi, yarın salı. Çarşamba günü, çarşambayı perşembeye bağlayan gece Mevlid Kandili. Şu anda Rebiül Evvel ayında bulunuyoruz. Rebiül Evvel ayının 11. günü ile 12. günü arasındaki gece Mevlid Kandili'dir. Çarşamba günü akşam, perşembenin gecesi oluyor, 12. gece oluyor. Mevlid Kandili'dir. TGRT Haber, TGRT Belgesel, TGRT EU ve TGRT FM'de. Antep'ten yayın yapılacak. İnşallah Teala onun bilgisini peşin peşin verelim. Hani dinleyicilerimizden bazıları hani Mevlid gecesi dua edilecek falan gönderenler oluyor. Ve biz onları kaydediyoruz. Hani dinleyicimize gönderdi, onları biz kaydediyoruz. İnşallah Teala efendim. Gelelim ilk dinleyicimizin sualine. Dedi, eniştemden borç almıştım dedi. Altın olarak almıştım dedi. İşte 60 gramını falan verdim. 40 gram kadar falan kaldı dedi. Fakat daha sonra vermek istedik falan. Doğrusu bakalım dediler. Şey yaptılar falan. İstemediler. Şimdi istemeye başladık falan dedi. Yani dinleyicimizin de morali bozulmuş. Ya bu uygun mu demeye getirdi. İstemeler. Tabii altın çok pahalanınca istemeye başlamışlar. Öyle anlaşılıyor. Evet. Efendim şimdi alışverişlerde, ödünçlerde açık net olmalı. Hallederiz ya, yaparız ya. Öyle değil o. Niye zaman zaman naklediyoruz? İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu teala an hazretleri hayattayken yaşlı bir adamcağız gelmiş. Ve İmam-ı Azam Ebu Hanife hazretleri evladı yaşında. Diyor ki, efendim diyor bana, ben diyor artık diyor iyice yaşlandım. Ömrümün sonlarına geldiğimi biliyorum. Böyle hani kıymetli bir dua yazın da ben ömrümün sonlarında bunları okuyarak ömrümü bitireyim. İnşallah imanla giderim. İşte 3 gün, 1 hafta neyse bir zaman söylemiş İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri, gidin sonra gelin diye. Gidiyorlar, geldiği zaman İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri şu parmak kalınlığında bir risalecik yazmış. Kitapçık. Eline veriyor, tabi adam bakıyor, bey ve şira, alışveriş bilgisi. Diyor ki efendim diyor, ya ben yanlış anlattım ya siz yanlış anladınız. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri buyuruyor ki, siz yanlış anlatmadınız, ben de yanlış anlamadım. Siz demediniz mi ki böyle kıymetli bir dua, onu okuyayım, Allah-u Teala duamı kabul etsin, imanla gideyim, yani kendimi kurtarayım. Evet diyor, öyle dedim. Alışveriş bilgisini bilmeyen bir kimse haram yer, haram yerin de duası kabul olmaz buyuruyor. Hatta adamcağız diyor ki, bu diyor esnafa lazım. Tüccara lazım. Tüccara lazım. Ticaret erbabına lazım. Hayır diyor, herkese lazım. Dolayısıyla ödünç alıp vermekte de mutlaka kayda girmeli. 100 gram altınsa 100 gram altın. Ucuzlar, pahalanır. O şey değil. O şey değil. Karşı taraf hediye ettim demediği müddetçe hala alacaklıdır. Bunu da böyle bilmeli. Hediye ettim dedi mi? Demedi. Ama işte istemediler. Ya istemiyoruz artık, hediye ettim dediyse tamam, vermesine gerek yok. Ancak orada da bir şey var. Kitaplarda buyuruyor ki, şimdi anne baba evladına, evlat anne babaya bir şey hediye ettiği zaman bu sıhriyet, bu akrabalık bağı o hediyeyi geri istemeye manidir. İsteyemez yani. Yani anne baba evladına bir şey hediye etti, ver bakalım şunu geriye. Hani meşhur ya, baba oğluna bağ bağışlamış, bir salkın üzüm vermemiş oğlanda. Necim? Benim diyor değil mi? Vermeyebilir yani. Bir salkın üzüm de vermeyebilir. Vermeyebilir. Karı koca da aynı şekilde. Kadın kocasına, erkek hanımına bir şey hediye ettiği zaman
O nikah bağı hediyeyi geri istemeye manidir. Hanımına verdi. Aa, ben vazgeçtim, ver onu geri deme hakkına sahip değildir. Efem zorla alırsa gasp etmiş olur, hırsız olur. Allah Allah, evet, hırsız olur. Kadın kocasına hediye ettiği zaman geri isteyemezsin. Peki bunun dışındakiler? Kardeşler mesela. Kardeşler. Amca, dayı, teyze, neyse, enişte dahil edelim onda. Bunlar bir şey hediye ettikleri zaman, hediye etmişse, karşılık vermişse, yabancı da dahil bunların hepsine, karşılık vermişse, mesela sen bana bir çiftlik bağışladın, çiftliğin bir tanesini verdin, çiftlik çok ya sende, birisini hediye ettin, ben de sana bir tükenmez kalem hediye ettim. Geri isteyemeyecek miyim ya? Vazgeçtim ben diyemiyormuşum. Çünkü hediye... Bir tükenmez kaleme mi yani? Evet, bir tükenmez kaleme. Bir tükenmez kaleme. Bir şey, hani biz minimum bir misal verdik. Buyuruyor kitaplarda, eğer birisi bir şey hediye ettiysen de ona karşılık verdiysen artık o hediyeyi isteyemez. Peki böyle bir şey yoksa, hani burada biraz karışık bir durum. Hediyeyi isteme hakkına sahiptir. Eniştesi de ablası da isteyebilir. Kustuğunu yalamak gibidir biliyor. Hediye etmişse bile. Ama hediye lafı söylendi mi söylenmedi mi o da meçhul. Artık kendi aralarında halledecekleri bir şey. Bizim yapabilecek herhangi bir şeyimiz yok. Efendim alırsın almazsın deme yetkimiz de yok. Çünkü bir yerde hani aralarında neler geçti bilmiyoruz. Bu kadır kişi olmuş artık. Kadır kişi olmuş. Ve bir de herkes kendi haleti ruhiyesine göre anlamış onu. O değil. Açık net olmalı. Her konuda açık net olmalı. Hatta şeyde bazen mesela bize müracaat eden telefonla veya maille müracaat eden gençler oluyor. İşte bir kızı talep ediyorum falan. Dedim açık net olun. Kız diyor ki işte benim isteğim var. Sen de açık ol. Yani nasıl açık olacaksın? İşte ben 5 vakit namazını kılarım. Ehl-i sünnet itikadındayım. Şu 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 huylarım var. Şu şu şeylerim de var. Açık net. Ben ileride evlenince bunları düzeltirim falan yok. Erkek tayin çekti. Şimdi ben namaz kılmıyorum ama evlenince sen bana yardımcı olsun kılarım falan. Hikaye geç onu. Bu evlenince farz değil ki be arkadaşım ya. Sen evlenmeden önce aynı şekilde buna sen itikadın yoksa inanmıyorsan böyle bir adam tercih edilmez. Ama makamı var, arabası var, evi var, villası var. Kızcağız yamulmaya başlıyor. Efendim dedi ki işte ben ona kitap da verdim. Ben bunları okurum çok iyi bir Müslüman olurum. Dedi ki yani onu düzeltmek niyetiyle falan filan. Kim kimi düzeltecek, kim kimi aynı şekilde helal konuşacak onu bilemiyorum. Onun için açık net Cenab-ı Hakk'ın rızasını tercih etmeli. Yoksa kıvırıp durmamalı arkadaşım ya. Açık net mert olmalı. Mert de gitmiş tabii de. Mert de gitmiş de. Ondan sonra da açık net olmayınca... Ben öyle anlamadıydım, ben şöyle anladıydım falan. Ya söylediğini mesela askeriyede bir şey var. O benim çok hoşuma gidiyor. Emir tekrarı diyorlar, tamam mı? Emir tekrarı. O benim çok hoşuma gidiyor. Mesela Amerikalılar da almışlar götürmüşler. Osmanlı'dan kalan bir şey bu. Ben bir şey söyledim. Ne dedim, ne anladın sen? Bu taşı götür dedim. Bu taşı götür dedim. Adam başka türlü bir şey anlamıştır mesela. Hatta öyle bir şey, acayip bir şey anlatırlar falan işte. Albay alttakine emir veriyor. O alttakine. En uç noktası işte çavuş bölüğü toplayacak. Ayın tutulmasını izleyecek. Albayı emretti. Ayı tutacağız diye. Ayı tutacak. Hazırlık yapıyorlar. Hazırlık yapıyorlar. Ayı tutacaklar. Ayı tutacakmışız. Şimdi onun için de emir tekrarı güzel bir şeydir. Nedir, ne değildir, ne istendi onun bilmesi lazım. Evlilik konusunda da bu böyle, diğer konularda da böyle. Alışverişte de açık ve net olmalı. Mesela Saadet-i Ebediye kitabında Bey ve Şira alışveriş bahsi anlatırken orada üçe ayırmışlar. Ana hatları itibariyle, temel itibariyle sahih olan, fasit olan, batıl olan diye. Sahih olan açık net bir şekilde yazılı. Mal belli olacak. Tükenmez satıyorum. Fiyatı belli olacak. 150 kuruş. Ödeme zamanı. Peşin veya bir hafta sonra. Bitti yani. Bu sahih. Fasit olan. Bu üç sıfattan birisi yok. Fiyat belli. Ödeme zamanı belli. Mal yok. Olmadı. Bu fasittir. Mal var fiyat yok. Mal var fiyat yok. Ya hallederiz sen o zaman bir şey olmaz. Nasıl halledeceksin? Ne verirsen ver deniyor bazen. Ha, olur ne verirsen mu? Ver. O da olmaz ya. Ne verirsen ver. Bir seferinde bir ayakkabı tamir etmiş. Ne verirsen dedi.
50 kuruş versin. O kadar da olmaz dedi. Senin gönlünden geçeni ben bilmiyorum ki dedim. Bu piyasayı da bilmiyorum. Niye dedim beni böyle zora koyuyorsunuz? Ben 50 kuruş verir giderim dedim yani. Ne verirsen dedim. Onun için adını koy. İşte cüz'i bir şey. Cüz'i bir şeyse neyse fiyat onu söyle. 1 lira. 150 kuruş. Cüz'i bir şey söyle o zaman sen. Cüz'i bir şey söyleyeceksin. Açık net olacaksın. Hallederiz onu. Ya da ne istersen gönlünden ne çıkarsa ne murat edersen falan onu şey yaparsın. Tabii şimdi burada bir şeye de açıklık getireyim de böyle konuşuyorsunuz ama mesela biz zaman zaman TGRT FM arıyor mesela iskat için. Diyor ki ne kadar para vereceğiz? Ha orada biz diyoruz ki gönlünden ne koparsa diyoruz. Çünkü mesela 70-80 yaşında vefat ettiyse 25-30 kilo altın devri yapılacak. Buna kimsenin gücü yetmez. Bunun için devirle hallediliyor bu. Kimsenin gücü yetmez. Burada bir alışveriş yok ama. Alışveriş yok. Evet. Hani fiyatı belli olsun. Onun fiyatı falan yok. Orada sadece saadeti ebediye de buyuruyor ki iskata oturan fakirlere onlar 30 kilo altın devir yapmışlar mesela. Bir fedakarlıkta bulundular. Beklentileri yok. Ama saadeti ebediye de buyuruyor ki herkes kendi durumuna göre. Mesela 5 kişi oturmuş oraya 50'şer lira verdin 250 lira verdin. Yok efendim 50'şer de 100'er vereyim 500 lira verdin. Yok ben 100'er dediği 200'er olsun 1000 lira verdim. O senin şeyine bağlı. Durumuna bağlı. Madem 30 kilo altın benim babam için onlar devrini yapacak o şeye girecekler. Ben de aynı şekilde gücüm kuvvetim yetiyor. İşte 5000 lira veririm 10.000 lira verirsin. O senin bileceğin bir iş. Ha birisinde hiç gücü yetmez. Yok öyle bir şeysi. Burası bizim yerimiz değil. Büyüklerin yeri. Dolayısıyla buraya gelenleri biz onları da çevirmedik bugüne kadar. Ama 3-5 kuruş verebileceksen durumu bunun bu. Burada gönlün şeyin durumuna göre demek, durumuna göre sizin de dediğiniz gibi bir alışveriş değil. Ne verirsen ver demek burada. Burada alışveriş değil, bu bir ihsandır. Sen kendi gücüne göre diyeceksin. Evet. Öyle diyoruz zaten de. Bu ayrı, bunu bununla karıştırmamalı. Hani siz hem böyle anlatıyorsunuz, hem burada da böyle icraatta bulunuyorsunuz. Bununla bunu karıştırmamalı. Bu ikisi farklı. Saate baktım vakit dolmuş. Peki efendim. İkinci bölümde devam edelim. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı ölmüş insanın etini yemek. Gıybet, bir kimsenin işitince üzüleceği bir kusurunu arkasından söylemektir ki, adam çekiştirmek demektir. Bir kimseyi gıybet etmek, ölmüş insanın etini yemek gibi olur, buyurulmuştur. Ebu Hüreyre Hazretleri şöyle nakleder. Resulullah Efendimizle oturuyorduk, içimizden birisi kalkıp gitti, ''Ya Resulallah, rahatsız olup gitti.'' denildi. ''Arkadaşınızı gıybet ettiniz, etini yediniz.'' buyurdu. Hazreti Ayşe buyuruyor ki, ''Resulullah Efendimizin yanında bir kadının uzun olduğunu söyledim. Ağzında olanı çıkar.'' buyurdu. ''Tükürdüm, ağzımdan et parçası çıktı.'' Ebu Cafer Haddad Hazretleri, gıybetin insanı felakete düşüreceğini gösteren bir hadiseyi şöyle nakleder. ''Yanımızda çalışan, çok ibadet eden bir genç vardı.'' Bununla beraber bu genç başkalarını gıybet ederdi. Bir ara kayboldu. Bir müddet sonra onu kötü kimselerin yanından çıkarken gördüm. Niye bu hale düştüğünü sorduğumda, gıybet beni bu hale düşürdü. Bu kötü insanlardan birine tutuldum, o manevi hallerin hepsini elimden kaçırdım. Şimdi bunların yanından ayrılamıyorum dedi. İbrahim Ethem Hazretleri bir yemeğe davet edilmişti. Sofrada çağrılanlardan birinin bulunmadığı söylenince, o ağır kimsedir denildi. İbrahim bin Ethem Hazretleri gıybet edildi buyurdu ve çıkıp gitti. Bir gün Hasan-ı Basri Hazretlerine birisi gelip, filan kimse seni çekiştirdi, gıybet etti deyince, sen o zatın evine niçin gitmiştin diye sordu. O şahıs misafir olarak davet etmişti dedi. Sonra ne ikram ettiğini sorunca çeşitli yemekler ve meşrubat cevabını aldı ve buna karşı bu kadar yemeği içinde sakladın da bir çift sözü saklayamayıp bana mı getirdin buyurdu. Süfyan bin Uyeyne Hazretleri buyuruyor ki, bir kimse ölmüş bir kimsenin kendisinde bulunan hakkını Allahü Teala'dan korkarak götürüp varislerine verse,
helali kalmış olur. Ama gıybet günahının durumu böyle değildir. Bir kimse bir kimseyi gıybet etse, gıybet edilen kimse vefat etse, gıybet eden kimse gidip gıybet ettiği kimsenin varislerinden helallik alsa yine helal olmaz. Yeryüzündeki bütün Müslümanlar o gıybet eden kimseyi affetseler, gıybet edilen kimse hakkını helal etmedikçe helal olmaz. Müminin ırzı, şerefi malından daha kıymetlidir. İsmail Fakirullah Hazretlerinin akrabasından yaşlı biri, ağzı eğilmiş, dudağı sarkmış, yüzü gerilmiş bir halde huzuruna gelir. Konuştuğu da anlaşılmaz. İsmail Fakirullah Hazretleri akrabasının o halini görünce ağlar, sonra da mübarek eliyle ağzını mesheder. Fatiha suresini okur, el kaldırıp duada bulunur. Allahü Teala'nın izniyle ağzı düzelir, eski haline gelir ve İsmail Fakirullah Hazretlerinin elini öperek, "Efendim, beni affetmenizi istirham ediyorum. Bu gece arkanızdan uygun olmayan sözler sarf ederek gıybetinizi yapmıştım. Uyuduğumda gaipten bir sille gelip bir vuruşta ağzımı bu hale getirdi. Tövbeler olsun." deyip tekrar tekrar af diledi. İsmail Fakirullah Hazretleri de, "Biz hakkımızı helal ettik. Hak Teala sana hidayet versin. Bundan sonra sakın bir kimseyi gıybet etmeyesin. Müminin mümini gıybet etmesi kesin olarak haramdır. Bizi gıybet etme ki bizim gibi zelil kulun sahibi azizdir ve intikam alıcıdır. Dikkatli ol." buyurur. Bir kimse Süfyan-ı Sevri Hazretlerine gelip, "Efendim, çok et yenen bir hane halkından Allahü Teala nefret eder." hadisi şerifindeki "hane halkından murat nedir?" diye sorar. Süfyan-ı Sevri Hazretleri de "gıybet edenlerdir. Çünkü gıybet edenler başkalarının etini yerler." cevabını verir. Dırar bin Mürre Hazretleri de "gıybet etmek annesiyle 70 kere zina etmekten daha kötüdür." buyurmuştur. Netice olarak bir kimsenin dindeki kusurlarını, mesela namaz kılmaz, içki içer, hırsızlık yapar, söz taşır demek ve dünyadaki kusurlarını, mesela sağırdır, şaşıdır demek hep gıybettir. Ahnef bin Kays Hazretleri buyuruyor ki, "Şerefli ve asil kimse sözünde durur, akıllı olan yalan söylemez, mümin olan da gıybet etmez." Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, ikinci dinleyicimizin sualleri vardı. Dedi, "Önce babam, sonra annem vefat etti. Bizde 4 kardeşiz, 1 kız, 3 oğlan." dedi. "Ben durumu biliyorum." dedi. "Erkek kardeşlerim 2'şer ise ben 1'si alacağım." dedi. Yani başka mirasçı yoksa 3 erkek, 6 ise 1 de bu, 7'si 7'ye bölünecek. 7'de 1'i bunun olacak. Dedi, "Abim dedi hakkını almıştı." dedi. "İşte o sıralarda dedi ben dedi helallaştım ve kendilerine dedim benim hissem böyle böyle falan. Bu yeterli mi?" "Yeterli. Onlar duymuşlar, tamam demişler yani." Yani anladığım kadarıyla şimdi kanun hemen devreye giriyor. Şak şak bölüyor ya. Herkese eşit miktarda bölüyor. Dolayısıyla onlarla helallaştım. Mesele bitmiş. Efendim, komşunun dedi meyveleri bizi sarkıyor. Bunu ikaz etmeli, söylemeli. Bunu kes veya al. O zaman şey yapmazsa siz kullanabilirsiniz. O izni almalı. O zaman yiyebilirler de. Yani kırmadan, şey yapmadan önce. Çünkü kesme hakkı var o dalı. Bunların bahçesine tamamen uzanmışsa o dalı bunların kesme hakkı var. Ve oraya düşen meyveleri de aynı şekilde. Ya diyecek ki yani ben alayım bunu toplayayım diyecek. Veyahut da bunlara da izin de verecek. Yoksa yani oraya dökülmüş olacak. Yani öyle bunlar de olsa kadar izin almak lazım değil mi? İyi olur. Çünkü ihtiyatla hareket etmek her zaman iyi, her zaman için iyidir. İmam Rabbani Hazretleri'nin bir sözü var. Buyur ki, akıllı kimseler ihtiyatla hareket eder. Yalancı bir kimsenin tehlikeli vermiş olduğu habere karşı bile ihtiyatla hareket ederler buyuruyorlar. Dolayısıyla ihtiyatla hareket etmeli. Efendim, dinleyicimiz dedi ki, İzmit dedi, ne iskelesinden dedi, İstanbul Yeni Bosna'ya geleceğim. Baş iskeleden. Ha, baş iskele mi dedi, baş iskeleden, İzmit baş iskeleden. Oradan Gebze'ye geçeceğim, Gebze'den trene bineceğim dedi, değil mi? Evet. Öyle gelecek.
Benim öyle kalp gözüm açık değil. Mustafa Toköz de kalp gözünün açık olduğunu herkese söylemiyor. Radyoda söylemiyor. Gizliyor kendisini. Ne yapacak bilmiyorum. Nereye götürecek? Yani ben göremiyorum, bakamıyorum kaç kilometre geldiğini bilmiyorum. Yani şimdi dinleyicimiz tamam bize sordu da biz İstanbul'un her tarafını bilemiyoruz. Çünkü İzmit'ten çıktığına göre, Yeni Bosna'ya geleceğine göre bunun durumu kritik. Bunun durumu kritik. Yani denizden Avrasya Tüneli mi diyorlar neydi, neyse işte oradan geçmiş olsa bile de kritik. Hele köprülerden gelecek olursa, köprülerden gelecek olursa şey seferi olur değil mi? Evet, dolmuşla geleceğim dedi şeye kadar, Gebze'ye kadar, Gebze'den trene, trene binecek. Dedi. Tren nereye kadar gelecek? Tren de Florya'da falan inecek herhalde. Evet, Florya'da, oradan da tekrar dolmuşa binip yeni olsun. Evet. Gerisin geri şeye dönecek. Yahut da şeyden Florya'ya gelmeden önce Yeni Bosna'ya yakın olan o tren duraklarından birisinden inip taksiyle falan dolmuşlar. Yani tren gidecek. Tren yolu da karayolu gibi değildir. Daha kısadır. Daha kısadır. Kritiktir yani. Evet. Onun için net bir şekilde bizim bir bilgimiz yok. Bizim bilgimiz yok. Oradan oraya 104 kilometre tutar mı? Baş iskele dediği yer tam çıkartamadım. O şey Yalova tarafında mı kalıyor acaba? İzmit Yalova arasında baş iskele. Eğer o taraftaysa. Yani körfezi dolaşacaksa tamam. Seferi olur. Seferi olur. Seferi olur. Ama öbür türlü kritik. Öbür türlü kritik. Onu bir bilene sorsun. Evet, bir bilene soracak. Veyahut da nasıl yapacak? Mesela diyelim ki İzmit'ten dolmuşla Gebze'ye gelecek kaç kilometre diye soracak. Evet. Ondan sonra trende nereye kadar geliyorsa kaç kilometre diye onu soracak. Ondan sonra indiği zaman Yeni Bosna'ya gelecek ne kadar diye soracak. Toplayacak 104 kilometreyi bulmuş ve geçmişse seferi. Dönünceye kadar seferi. Burada da aynı şekilde Hanefi mezhebindeyse 15 günden az kaldığı süre içerisinde seferi olarak devam edecek. Peki bilemedi edemedi. Muallakta mı kalsın şimdi? Efendim, bu şekilde böyle tereddütlü ve bilinemeyen durumlarda Saadet-i Ebediye kitabında buyuruyor ki o zamanlar dört kılar ihtiyatla hareket etmek için. Çünkü bilerek dört kılmak Hanefi mezhebinde iki rekat kılacağı yerde bilerek dört kılarsa o mekruh olur. Ama bilmiyorsa otomatik olarak böyle durumlarda dört kılmalı buyuruyor. Günah da olmaz. Günah da olmaz. Efendim bir de dinleyicimiz dedi ki Kur'an-ı Kerim'de duraklar var. Efendim Kur'an-ı Kerim'deki duraklarda mim, mutlak durulmak nişanıdır. Geçirirse küfründen korkulur buyuruyor. Tı mutlak durulmalı. Cim durmak da geçmek de caizdir. Durmak evladır buyuruyor. Saadet-i Ebediye'de. Bu üçü zaten esas olan. Bir de durulmayacak olan lam eliftir. Onda hiç durulmaz. Diğer duraklarda nefes almaya izin vardı buyuruyor. Namazda da böyle midir? Namazda da böyledir tabii. Namazda da böyledir. Peki dedi nefes almak şart mı? Durdum. Nefes almadan geçtim. Yani nefesi uzun genişse olabilir. Kurtarabilir. Burada. Efendim son dinleyicimiz Mevlid Kandili'nde dedi camiye gidilebilir mi? Efendim camiler şartlarına uygunsa bir kere hoparlörden okuyacak. Değil mi? Mevlid kasidesini. Hoparlörden okuyacak. Ondan sonra orada yani kadınların bölümü ayrı ama erkekler görebilecek şekilde süslü püslü böyle giyinir, gidilir. Erkeklerin arasından geçilir. Yani haram işleme durumu söz konusuysa o uygun olmaz. Oraya gittiğin zaman hoparlörden okuyacaklar. Küçük bir camide bile okunan Mevlid'i hoparlörden. Kur'an-ı Kerim'i de hoparlörden okuyacaklar. Dolayısıyla o zaman evinde otur. Yani çünkü bizzat kendi seslerinden dinlemiyorsun. Evinde Mevlid kasidesi kendin oku. Veyahut da Mevlid-i Şerif. Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam dünyaya teşrifi anında olan olağanüstü haller Mevlid kasidelerinde anlatıldığı gibi nesir halinde de mesela Hakikat kitabının yayınlamış olduğu Abdurrahman Camii Hazretleri'nin Şevaid-i Nübüvve kitabı var. Orada Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam hayat anlatılıyor. Dolayısıyla doğum dünyayı teşriflerinden önceki ve teşrif ettikleri zamanki haller de anlatılıyor. Bunları evde çarşamba gecesi, çarşamba gün, perşembeye bağlayan gece
Evde çoluğunu çocuğunu topladı. Şevaidin bir kitabını açtı, okudu. Ne oldu? Mevlid okudu. Peki Mevlid okunan yere Mevlana Celaleddin Niyazi Hazretleri buyuruyor ki orada bela musibetler gider ve bereket gelir buyuruyor ya. Okumalı mı? Elbette ki okumalı. Elbette ki okumalı efendim. Efendim gelelim. Tuğra kolye kullanılabilir mi? Eğer üzerinde İslam harfleri yoksa kullanılabilir. Bir de dinleyicimiz dedi ki İslam harfleri yoksa derken yani tuğralarda genelde oluyor. Çünkü ona hürmet etmek gerekir. Ona yani hürmet tuğraysa oluyor evet. Yani. Latin harfleriyle pek tuğra olmuyor. Latin harfleriyle ise de takmak uygun olmaz. Böyle şeyi o da uygun olmaz. O zaman takmamalı. Yani gereği de yok. Efendim son olarak da dinleyicimiz dedi ki yani dedi biz radyoyu açıyoruz dedi. Sesimiz duyuluyor. Şimdi efendim bir baba kızına dinini öğretmeli ve öğretecek aynı şekilde bir hanım bulmalı. Ona bir muallime bulmalı. Baba öğretmedi, evlendi, kocası öğretecek. Efendim kocası da aynı şekilde öğretmedi. O zaman kendisi öğrenir. Zaruret kadar. Burayı açması muhabbet için değil. Zaruret kadar ciddi olmalı. Ciddi olma kaydı şartıyla. O zaman günah olmaz ifadesi kitaplarda geçiyor. O ruhsattan istifade ediliyor. Yoksa mesela Osmanlı döneminde, Selçuk döneminde bunlara ihtiyaç yoktu ki. Ya benim babaannem yani dedem alim veli bize atmışmış babaannem bile. Dedim nereden öğrendin bunları? Dedim bizim mahallemiz dedi. Hanım nene derdik, hanım anne mi derdik, hanım nene derdik birisi vardı dedi. Okuyup yazma bilirdi. Bize mızrak değil mahal. Ondan sonra Muhammediye, Ahmediye kitaplarını okur dedi. Okurdu. Zaten Hüseyin İlmi Efendi de rahmetullahi aleyh ecdadımız böyle bir araya gelerek kitapları okumak suretiyle dinlerini öğrenmişler ve ayakta kalmışlar buyuruyorlar. Dolayısıyla böyle bir şey de söz konusu değilse ha o zaman yapacak tek bir şey kalıyor. Bilen birisine soracak. Bir dinleyicimizin şöyle bir sorusu var hocam. Bir ay önce diyor yaklaşık çalıştığım yerden tartışarak ayrıldım. İş yerine de istifa vermedim. Şu anda başka bir iş yerinde SGK'lı olarak çalışıyorum ama ayrıldığım iş yeri beni ücretsiz izinde göstermiş. Ve bana biraz önce de diyor devlet tarafından ücretsiz izin ödemesi olarak hesabıma para yattı diyor. Ben bu parayı ne yapmalıyım? Kullanmam caiz olur mu? Bir kere yapılan iş suç olur. Devletin çarkı yavaş çalışır. Evet yani burada SGK'lı olarak çalışıyorum diyor zaten onu tespit ederler. Sonra tespit ederler. Evet. Yavaş çalışır ama o çark çalışmaya başladığı zaman da ezer geçer gider. Onun için de Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala'nın kitapların çok yerinde bir ifade naklediyor. Müslüman içinde yaşadığı ülkenin kanunlarına uyar suç işlemez. Allah-u Teala'nın kanunlarına uyar günah işlemez. Müslümanın özelliği suçta günahta işlemez. Suçta günahta işlemez. Dolayısıyla bunu yapması, haber vermesi lazım. Benim durumum bu diye. Bir başka dinleyicimiz de sirke nasıl yapılır diyor. Sirke nasıl yapılır? Efendim şimdi mesela piyasada üzüm var. Elma sirkesi. Elma da var. Yavaş yavaş mandalina, portakal onlar da çıktı. Fermante olan hepsi hurma bile fermante oluyorsa ondan bile sirke olabiliyor. Mesela biz evde yapmış olduğumuz üzüm ve elma sirkeleri. Elmayı şey yapıyorsun bir şeye bidona naylon bidonlar çok şimdi atıyoruz ağzında kapatıyoruz o bir müddet sonra zaten fermante oluyor faşır kabarmaya başlıyor. O kabarması alkole dönüşümdür alkole dönüştükten sonra tuz atarlar tuz attıktan sonra o sirkeye döner. Sirkeye döndükten sonra başka bir şeye dönmez. Biter o işi. Ve hatta mesela Saad Tebedi'nin kitabında da var. İslam Ala kitabında da var. En güzel sirke şaraptan olur diye. Aha diyor şaraptan oluyormuş sirke. Ya zaten bu fermant oluyor. Önce şarap oluyor sonra sirke oluyor. Şaraplığı kalmıyor. Şaraplığı kalmıyor. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.
İslam ve toplum.